Siirt'le başlayacağız sevgili izleyenler. Siirt'in Şirvan ilçesinde bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti. Detayları ekranlarınıza taşıyoruz şimdi. Alınan bilgilere göre Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altından çıkartılan 3 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı ve ne yazık ki Zekai Can Çalık ve Emre Gökduman hayatını kaybetti. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Orhan Gültekin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm sayısı 3'e yükseldi. Sevgili izleyenler, dünya olarak korkunç bir savaşa canlı yayınlarda tanıklık ediyoruz. Gazze'de neler yaşanıyor ekranlarınıza taşımaya bu saat diliminde de devam edeceğiz. Fakat bir hatırlatmam olacak öncelikle sizlere. Ekranlarınızın sağ alt köşesinde her zamanki o siyah kutucuğun içinde bir hashtag yer alıyor sevgili izleyenler. Takas başlıyor diyor. Ne demek istiyor peki? Hamas'la Netanyahu yönetimi esirler hakkında bir anlaşmaya vardı sevgili izleyenler. Fakat bu anlaşma cuma günü olmadan ne yazık ki başlamıyor. Cuma günü umuyoruz ki kadın ve çocuk esirler serbest kalacak, özgürlüklerine kavuşacak. Görüşleriniz kıymetli. X hesabı üzerinden paylaşın bizimle. Ben de bu son saat diliminde de sesiniz olayım. Gazze'deki İsrailli rehinelerden ilk grubun bugün serbest bırakılacağı iddia edilmişti aslında. Ancak İsrail'den yeni sıcak bir açıklama geldi. Gece saatlerinde aldık. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını duyurdu. Açıklamanın detayları geliyor ekrana. İsrail ile Hamas arasındaki rehine takasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bugün uygulanması beklenen süreçle ilgili İsrail'den açıklama geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi, Hamas'la esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını duyurdu. Hanegbi, serbest bırakılma taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak ifadesini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosu'nda katıldığı programda anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti. Esir takasının Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti. İsrail'e göre Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000'den fazla idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7000 Filistinli tutuklu bulunuyor.